Bizde derler ki yakışıklı erkek yoktur. Paralı ya da parasız erkek vardır. Doğru mu? Doğru. Tabii. Doğru ha. Gerçekten. Ama bu her yerde öyle ki. Her yerde öyle. Paran varsa bir adım öndesin. Öyle mi diyorsun? Yani senin yani gibi açık ve net. Bir dakika, çok yakışıklısın diyelim ve paran yok cebinde. Bir işe yaramıyor mu? Türkiye'de yok. Yok. Yani bazen durumu kurtarabilirsin ama genel olarak baktığın zaman kızlar böyle. Sıkıntı. Değil mi? Sıkıntı yani. Bizim Slovakya'da mesela hani paran yoksa. Oğlum bir kere olur, iki kere olur. Sonra sonra bitti. Gazı bitti. Araba gidiyorum, gitmiyor. Gerçekten hepiniz çok yaşlanmışsınız ya. Aşka inanmıyor musunuz? Ne para abi? Yani parasız şey yapamıyor mu? Benim Akbil'de 40 kuruşum var mesela. Hayır, gerçekten var, bu gerçek hikaye. Yalan söylemiyorum. 40 kuruşum var mesela. Kız arkadaşımla bir yere çıkacağım. Onda 5 lira var mesela, sallıyorum. Biz beraber 5 lirayla simit ayran alıp yeriz yani sahilde. Ya tam Türk filmleri gibi oldun sen de. Hayır abi. Hıssız adam. Hıssız adam yani. Hıssız adam. Tamam ben aladım, o para istiyor ya eve gitmek için ya. Fakir babası çarpı. No, tamam ben kabul ediyorum. Duygu çok önemli. Ya olur mu? Baya sen Türkçe konuşmuyorsun. Tamam. Baya konuşmuyor. Konuşmuyorsun çünkü tabii ki de yani sen sevgili beraber o başka bir şey. Ben de işim beraber başka bir şey. Ama yani genel olarak yeni bir kadın beraber dışarı gidiyorum. Ben kesinlikle ben ödeyeceğim ya. Bana kafada böyle bir şey olmuyor. Yeni olunca böyle yani. Oluyor. Öyle yeni olunca böyle oluyor ama sonra işte yani sonra tamam ama sonra başka bir şey. O da öğretiyorsun öyle mi? Paylaşabiliyorsun tabii ki, evet. İngiltere'de de öyle mi yani? İngiltere'de aynı şekilde, evet. Yani ilk çıktığında işte sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Peki Danilo, diyelim ki gittin hanımefendiyle bir restorana, hesap geldi. Ama beklediğinin çok üstünde bir hesap geldi. Ben şanslı. Ya da menü geldi, dur daha başa alalım. Menü geldi falan, fiyatlar uçuk. Kıvırmak için ne şimdi yaparsın? Şimdi ne yaparsın? Ben şanslı. Hani yok ben tokum falan filan. Yok sen ya. Yok şey, bu benim iş ya. Ben söylüyorum. Ben baktı burada garson ve şey çok pis. Yok mutfakta ne yapıyorlar burada belli değil yani. Ama yemişsin ya, yemişsin. Tamam, yemek sonra. Yani canım. Olmaz yani. Ki yemişsin bir kere yani. Bitmiş hani ya pisliği yemişsin. Baştan ama fiyatları görünce menüde zaten baştan işi bitiriyor. Başlanınca böyle. Uyanık. Peki şey geldi, hesap çok kabarık geldi. O anda bir kurtarma hani ister misin ondan da para? No ben öyle yapacağım. Bak göstereyim çünkü bir kere mesela, oldu bir kere oldu. Mesela 100 lira hesap gelsin bekliyordun. 350 lira geldi diyelim. Bir kere oldu. Ben ne yaptı Umur Bey? Abi aradı. Benim abi adı William. Benim kardeş, büyük kardeş William. William. Neredeyse lütfen oğlum gel burada para kalmadı. Burada hesabı var. Tamam geliyorum. Ben aşkım ben seni benim abi tanımak istiyorum. Bir 5 dakika sonra kalacağım. Çoğuldum. Ya ben kadın olsaydım. Sen kadın olsaydın. Ben kadın olsaydım. Hayatta çıkmak istemiyorum böyle. ne kadar dandik ya böyle. Peki nasıl adamlarla çıkmak isterdin? Ya şöyle. Soruya bak. Ya peki bir şey daha söyleyeceğim ben. Ya Japonya'da böyle de atasız var bir tane daha. Evet. Ya Bushi wa kuanedo tsumae oji. Çok yani, doğru. Ya çok şöyle, doğru. Ben anladım. Ya şöyle. Ya Bushi yani samuray demek ki. Samuraylar evet. Böyle yani ne kadar zor bir şey. Gelirse de yani sanki hiçbir şey olmuyor gibi davranmak. Böyle iyi diye. Soğukkanlılık deniyor bize. Yani sakin. Ne 100 lira bekliyorken 350 lira geldi. Öderim. Masataka sen her zaman düşünüyorsun, her zaman samuray gidiyorsun sonra. Her şey samuray. Bayağı zor ya bu hayatta, yemin ediyorum. Ama cimri, bırak ya bu samuray. Bir dakika, bu masada... Boşanma oğlum, boşanma. Sinan, sen nasıl bakıyorsun kardeşim hayata? Ben şimdi mesela bu konuyla ilgili böyle bir şey gelse mesela... 150 lira hesap gelse, ya 150 lira, hesap 350 geldi, lira hesap geldi, 350 lira var cebimde. Bulaşık nerede yıkanıyor arkada, ona bakarım. Uygun mu? Deterjanlar uygun mu falan filan? Ben garsonluk yapmıştım bir kere işte harçlık falan filan diye. Bir adam, ya bilmiyorum tabii Türkiye'de böyle ilk zamanlarda daha işte iş tecrübe kazanayım falan diye böyle mahalledeki bir kafede çalışmıştım. Adam hesabın içine kimlik koydu. Bana kimliği böyle verdi yani. Kredi kartmış gibi hiçbir şey olmuyor. Kimlik koydu böyle bana verdi. Ben de baktım bilmiyorum yani. Meğerse bu kimliği sonra alacağım parasını getireceğim anlamındaymış. Tabii o anda parası yok yanında ya, kimliğini bırakıyor. Ben de gittim hayvan gibi.
Abi bu kimlik dedim. Lezil. Fotokopi şimdi çektirip geri verseydin. O tam Koreli işte. O tam olacak. Koreli. Şimdi en cimri millet burada hangisi? İspanyol mu oluyor? İspanyol tabii ki ben, de ya. Ben söylüyorum yani biz o değiştirmesek o olmaz. Abi ben bütün hayat zaten öyle geçti. Hep Esmala. Ne diyorsun yani zaten öyle zaten. Hiç parayla şov yaptın mı bir kadına? Hava attın mı yani? Paramla. Benim çok param var. Hani o gösterişi yaptın mı? Ya yaptı tabii ki de ya. Tabii ki de ya. Kaç kere yaptı, çok kere yaptı. Ne yaptın parayla? Hani atıp yerlerde mi yuvarlandın, ne yaptın? No. Ben şimdi bir detay gelmiyor ama birkaç kere yaptım. Vallahi bir milyon kere yaptı ya. Abiciğim. Yemin ediyorum. Ya yaptı şey, bak istiyoruz, istemiyoruz ama bir gün para çok önemli bir şey. Ve para varsa, para yoksa inanılmaz bir farkı var yani. En kadın için, en erkek için yani. Artık böyle var yani. O zaman şey, görüntü çok önemli. Yani ne bileyim, böyle bir şey bu nerede aldı? Aa sorma, bu işe limited edition falan filan bir şey yaptı. Anladın? Mesela ben bu var. Ben gösteriyorum. Bu var. Bu eşim yaptı. Aşkım seni seviyorum. Sonra öğrendi ya. Şey, bu bir tane ring. Türkçe alyansı. Üzüm. Yüzük, üzüm. Evet. Üzüm değil. Üzüm. şey anne hediyesi. Bir şey, ne zaman eşim gördüm ilk defa yani, şu bu ne ya? Aa sorma ya, bu anne ya. Vallahi eminim, ne kadar ağır ya. Sorma bu şey, hepsi şey o. Gold, nasıl gold? Altın. Bu hepsi altın. Baksana bu bayağı 3-4 kilo var ha. Yemin ediyorum. Işte. 3-4 kiloyu parmağında mı yani, taşıyorsun? İşte. Buradan da kim? Ne kadar sahtekar bir adam olduğunu. No. Abi zaman normal. Ben yemin ediyorum herkes yaptı hayatta. Yemin ediyorum. Herkes hava atmış mıdır? Ha bu yok. Hayır. Yok. Yani bu konuda söyleyeceğim bir şey var açıkçası. Ben parayla bir kişiyi etkileyeceğime kişimle, yani karakterimle etkilemeye çalışırım. Ya yine tribünde ya, yine veriyor ya, bırak ya. Şimdi hani param para, yok demiyor da. Para gösteriş, erkeklerde para gösteriş o eski moda ya, artık o kalmadı yani. Şey Danilo gibi ben de genelde şey yaparım, ısmarlamayı sen severim. Sen o kadar yetenek var, sen para gerek yok ki valla. Ha, İspanyol değiliz o kadar diyorlar. Valla ben ya. Şey anlamıyorum yani para hiç gerek yoktu ya benim hayatta hiç yani. Ömür öyle ben... bir hava atmak böyle para öyle bir şey olmadı. Valla. Özür dilerim. Valla ben şimdi ya bu çocuk Rus. No, özür dilerim. Bu çocuk Rus. Ya ben Rus'u çok seviyorum ya. Aha. Ama bayağı çok kro var Rus'da. Rusya'dan. Çok kro var. Allah Allah. Valla var. Yemin Rusya'da ediyorum. Diyor çok krom var diyor maden. Yanlış çok anlama. Çünkü kavga edecekler şey var. Araba falan filan. Altı görmemiş. Falan. Yani şimdi bana anlamam geliyor bu şey. Çok eski bir şey. O yalan. Herkes yalan söylüyor burası işi. Hayır. Peki, hayır. Ben kendi fikrimi şey söylüyorum. Antonio'yu da ilgilendiren bir konu var abi. Evet. Pardon lafını kestim. Sen bitir onu. Yok yok. Ya hayır yani şey diyor da. Yani pro falan araba gösterişi tamam olabilir ama evet. Dünyanın her yerinde var ki İtalya'da yok mu yani? Mesela Amerika'da Amerika'da mesela yani. Pardon çok yaparlar evet. Değil mi bunu? Çok. Mesela altından şeyler. Mesela rapçiler, tipçiler. Altını böyle mesela bizdeki şeylere çok pardon. Dişlerine altın yapar. Mesela adamın Jaguar'ı vardır falan böyle. Hani şey olarak söylüyorum ya hayvan olarak Jaguar'ı var falan. Arabada gezdiriyor. Değil mi? Bu da bir görmemişlik değil mi? O direkt sonradan görmüş. Ha, yani direkt sizde kralı de onun şeyi. Karşılığı o değil mi? Ama biraz. Direkt kralı evet. İşi o yani. Hiç alakası yok. Yani o altını var, arabası var, eve git, ketçap var dolapta yani. Hiç ama şey. Bence ben davet ettimse ben ödeyeceğim. Net. Değil ama mi? Bayan ödediyse ve bunu yaşadım ben. O beni davet ettiyse bırakmaz. Ne kadar zorlasan ben ödeyeceğim. Ben seni davet ettim. Ha o seni davet edince. Tabii. Onda bir şey yok. Tamam. Ya, yani bu ama tabii ki bu biraz fazla macho galiba. No, ne macho 64'te doğdu böyle bir şey ya. Yaş, abimiz. Allah Allah. Tek sevgili değil ya kız kardeş de böyle anne ne orası bileyim. Orası aile. Aile. Ma no içindeden geliyor oğlum. Yani yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım? Ben gentleman, bana öyle öğrettiler. Sonra tabii ama ki işte o gentleman, o gentleman çerçeve değişti artık Daniello. Yok oğlum ya, kafa göre herkes ya. Çanakkale merkezi, kafa göre herkes. Adam barbar ya. Ya. İtalyan barbar. Okey, tamam. Elin oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi, elin oğlu var. Matrak şakrak, patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetin endili. Sevdim oğlum ben seni. Elin oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi, elin oğlu var.